Hoş geldiniz Fatih Bey. Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Tabii. İsmim Fatih Emiral. BTS firmasının kurucusuyum. Bilgi güvenliği ve siber güvenlik taraflarında çalışmalarımız var. Bu kapsamda bu siberle de birlikte çalışmalarımız oluyor. Kamplarda vesairede olabildiğimiz kadar katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Peki sunumunuzu dinledik. Şu an aramızda sizi dinleme imkanı bulamayanların da istifade etmesi için kısaca vurgulamak istediğiniz noktalar nelerdir? Benim sunumum bizim BTR Watch isimli yazılımımızla alakalıydı ama ben yazılımın kendisinden ziyade yazılımın ortaya çıkmasına sebep olan asıl nedenlerden bahsetmek istedim sunumumda. O da yönetişim ve operasyon katmanları arasında bir iletişim ve ilişki kurulması ihtiyacıydı. Bunu yapabilmek için yani kurumsal hafızanın korunabilmesi, ileriye taşınabilmesi ve sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi için operasyonların böyle platformlara olan ihtiyaçtan bahsetmeye çalıştım. Yani tek başına bilgi güvenliği operasyonları bir şey ifade etmiyor veya tek başına operasyon olmadan nereye gideceğinizi söylemek veya denetlemek de bir şey ifade etmiyor. Bütün bunların entegre bir sistem üzerinde takip edilebilmesi için BTR Watch kısaca kavramsal olarak anlatmaya çalıştım. Peki Boğaziçi Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi, BÜSİBER'in çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? BÜSİBER bence birçok üniversitenin bu konudaki siber güvenlik gruplarının oluşmasına da tabii ki diğer okullarda da var bu konularda çalışmalar. Ama çoğuna da ilham verdiğini düşünüyorum. Burada da sürdürülebilir bir ekip oluşturuldu. Bu ekip de çalışmaya devam ediyor. Hatta bu ekibin belki de yan çalışmalarından bir tanesi bu tür etkinlikler. Tabii en kritik şeyi ben siber kamplar olarak görüyorum. En önemli katkıyı yaptığı yeri bu siberin. Yani bir üniversite olarak Türkiye'de çok az yerin yaptığı bu konudaki katkıyı yapıyor. Umarım örneklerin çoğaldığını görürüz. Son olarak etkinlikle ilgili de görüşlerinizi alabilir miyim? Etkinlik benim gördüğüm kadarıyla her sene biraz daha kurumsallaşıyor, biraz daha akış yerine oturuyor, katılımcıların ilgisi artıyor. İçerik de zaten yeterince zengin, gelenler aradıklarını bulabiliyor. Güzel, daha da iyiye gitmesini umuyorum. Peki, çok teşekkürler katıldığınız için. Tanışmamızda da çok memnun olduk. Çok sağ olun.